madanya. Yardım eder misin? Çok kan akacak. Savcı Bey, Memati Baş kazadan kısa bir süre önce olay mahallinde söz konusu aracı takip ederken yakalandı. Kendisini biz önceki olaya istinaden sorguya aldık. Bu olaya ilişkin de sorguluyoruz. Polat Alemdar'la ilgili bir bağlantıya ulaştınız mı? Dediğim gibi zanlının kazayla bir bağlantısı var mı yok mu bilmiyoruz. Müdür Bey, henüz kaza mı kasıt mı olduğu belli değil. Konu savcı arkadaşımızla ilgili, benimle değil. Ama iyice bir araştırın. Başka bağlantılar elde ederseniz de bilgim olsun. Emredersiniz efendim. Artık bunlar oldu oyuncak. Oyuncak silahlardan da içeri atarlarsa ne yapalım? Yatarız. Emmi, sen olmasan ne yapardık hiç bilmiyorum. Nereden çıkmış o kamyon? Şantiyenin kamyonuymuş abi. Şoför kim, ne olmuş, ne bitmiş öğrenebildiniz mi? Şoför garibanın teki. Zaten kafasını çarpmış. Hiçbir şeyden haberi yok, şokta. Burhan abi çarpma sırasında boynunu kırmış. Oracıkta ölmüş. Misafirleriniz de öyle. Arabanın arkasında Burhan'ın silahları olacaktı. Onlar ne oldu? Abi silahlar emniyette. Temiz olması lazım o silahların. Abi bildiğim kadarıyla icraatları yok. Ama Burhan abi tabii daha iyi bilirdi. Bir kamyon çarpmamıştı. O da üstümüzden geldi geçti. Niye takip ediyordun aracı? Kimseyi takip etmiyordum. Oradan geçiyordum. Ortağın işi bitirdi. Ortağım? Polat Alemdar yok mu? Estağfurullah. Benim ortağım değil. Kamyonu önceden mi ayarladınız? Ne kamyonu? Neden bahsediyorsunuz? İyi plan. Sen sordun, öbürü çarptı. Ne dediğini anlamıyorum. İyi hoşta neden yaptınız? Bu adamlarla hesabınız neydi? O adamlar kim? Biri gazeteci, öbürü eski polis. Diğerini de iyi tanıyorsunuz. Ben tokalaşmadığım adamı tanımam. Hep müzik, hep müzik. İnsan iki dakika haber verir. Kazada araçta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyonun şoförü gözaltına alındı. Yüksel zirvesi Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen sonuç bildirisi. En büyük habere bu kadar mı yer veriyorsunuz? Bagajdaki silahlar? Silahlar?
Hemen geliyorum. Taksi, taksi. Üzgünüm. Elif'le görüşeceğim. Olaya karışan ticari otomobilin plakasının sonu 04. Plakanın sonu 04. Bırak trafik baksın bize ne? Otur otur, sıkıldık da iş olur hem, fena mı? Polat'ın emdar bu. Allah kahretsin. Merkez. Polat Alemdar 34TBC 04 plakalı ticari otoyla Kirazlı Tepe'ye doğru seyir halinde. Bizim savcının öldürülmesiyle bir ilişkimiz yok. İş bizim üstümüze ihale edildiği için bu işin arkasını araştırıyorduk. O yüzden o arabayı takip ettik. Polat Alemdar'la sen? Evet, ikimiz. Ne yapacaktınız? Öldürecek miydiniz? Hayır. İşin arkasında onlar var mı yok mu onu soracaktık. Onlar dediğin kim? Tombalacı Mehmet. Tombalacı Mehmet'in savcı cinayetiyle ne alakası var? Çakır abime husumeti var. Bu pisliği üstümüzde bırakmak istedi. İyi hoş da sizin elinizdekiler mantar tabancası mıydı? Otomatik silahlarla savcıyı mı koruyacaktınız? Bizim savcıyla işimiz yok. Biz sadece Serdar'a silahları gösterip korkutup ileri geri konuşmasını engellemek istedik, o kadar. Eylemi kim için planladınız? Eylem meylem planlamadık. Hepimiz ayrı ayrı duruşmaya girmek için geldik. Her şey orada gelişti. Peki tetikçiyi kim susturdu? Bu karışıklıktan kim faydalanacaksa o. Tombalacı Mehmet. Eylemden sonra nerede buluşacaktınız? Dedim ya, plan yapmadık. İş bizim üstümüze ihale olunca kaçtık. Sonra Polat'la nerede buluştunuz? Tombalacı'nın evinin orada. Polat'la nasıl haberleştiniz? Haberleşmedik. Buluştuk. Bize Polat'ın gidebileceği yerleri söyle, sorguyu bitirelim. Al dünya haritası bak. Ben nereden bileyim? Siz beni yakaladınız. O da dışarıda. Nasılsa ben götürecektim. Onlar alsınlar. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Birinci çinkoda, ikinci çinkoda Çakır'ın. Tombalacı tombala yaparsa kazanacak. Artık bir tek şansı var. Bu herif akıllı adamdı. Öfkesi aklını gölgeledi. Şimdi arabanın enkazından nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Benim artık tombalacıya hiç güvenim kalmadı. Bu kazanın altından kalkamazsa İşi bize kadar getirir. Biz bize kadar getirmeyiz. Son bir şans daha vereceğim.
Sadece tarafsız olarak haberlerden meseleyi seyredeceğim. Eğer bütün bunlar bombalacının planıysa o kazanır. Yok değilse Çakır'la Polat ikilisine bütün kapılar açılacaktır. Ta ki arkalarındaki eli kapının arasına kıstırana kadar. Feneri getir. Topla, kaldır bunları. Her tarafı çöplüğe çevirdiniz. Olur. Buralarda birilerini görürsen haber ver. İşim olmazsa ver. Gittiler. Buraya bakmayacaklarını nereden bildin? Bunların karısı var. Pisliğe bulaşırlarsa akşam fırça yerler. Çok şükür bulaşmadığımız pislik kalmadı. Kardeş, her şey için teşekkür ederim. Sana zahmet verdim. Nereye? Bulurum ben gidecek bir yer. Ya daha çay içecektik. Bak, beni burada yakalarlarsa başın çok büyük derde girer. Buraya pek uğrayan olmaz. Ama sen bilirsin. Benim dertten, sıkıntıdan kaçtığım yok. Benim kaçtığım belli. Sen neden kaçıyorsun? Kendimden. Çok uzağa kaçamamışsın. Kendine bak. Bütün televizyonlarda, gazetelerde Tombalıcı Mehmet'in geçmişi, ilişkileri, geldiği nokta bütün detaylarıyla çıkacak. Türkiye bu kazayı ikinci susurluk travması olarak yaşayacak. Kamuoyunu yönlendirin. Emredersiniz efendim. Birincisinin üstü örtüldü, ikincisi çırılçıplak ortaya çıksın. Ne giydireceksek de biz giydirelim. Hadi bakayım Hasan. Savcı da benim öldürdüğümü söylerler. Ne yapacağız? Bu işlerin arkasında baron var mı öğrenmek zorundayız. Nasıl öğreneceğiz? Sen öğreneceksin. Yarın benim için pazarlık edeceksin. Ne vereceğiz, ne alacağız? Ne isteyeceğimiz ve ne vereceği önemli. Konsey üyeliğine geri dönüşümü istediğimi ileteceksin. Bunun akabinde Laz Ziya'nın konseyden ihracını ve avcuma düşmesini istediğimi. Bunu sana vermez. Baron karşılığı olan her şeyi verir. Bizim sonsuz kredimiz var. Ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağız. Beni mi vereceksin? Arkandaki gücü kullanma zamanı.
Bunu istese bile senin yönlendirmene izin vermez. Vermezse o zaman baron ben olurum. Gel o Ziya'nın kellesi, ya kendi kellesi. Geçmiş olsun Süleyman Bey. Hiçbir şey geçmez. Çıkından dışarı. İstemiyorum sizi. Doktor Bey sizi muayene edecek. Durumunuz hiç iyi değil. Çıkından dışarı. Süleyman Bey, tamam çıkayım ama renginiz toprak gibi olmuş. Böbrek yetmezliği hasıl olabilir. Ne olursa olur. Çıkın gidin. Kabul etmiyorum. Tedavi de kabul etmiyorum. Yemek de kabul etmiyorum lan. Defolun lan. Defolun. Defolun lan. Şerefsizler. Şerefsizler. Beni bu hale getirenler gelmedikçe ben canımı bile vermeyi kabul etmiyorum lan. Etmiyorum lan! Etmiyorum! Seyfo baba, bu kağıt da olmasa göremeyeceğiz seni. Bizi ne ihmal ettin? Öyle söyleme ağa. Bu gençlerin peşine düştük. Yoksa benim buradan çıktığım mı vardı? Gel seni bir öpeyim Emati. Öp öp. Şımarta tepemize çıksınlar. Kardeşlerim mekanları hep yüksek olsun. Böyle giderse bizi bir tabureye çıkarırlar. Kusura bakma abi.
Apar topar getirdiler, elimiz boş geldik. Tosunum, maşallah iyi bakmışlar sana. Tavlanmışsın. Sağ ol dayı. Ya buraya kadar geldik. Çakır kardeşimiz niye karşılamadı bizi? Abinin durumu nasıl? Rüzgar ne kadar sert etse de kayadan alıp götüreceği tozdur. Kardeşim bugün iyi değilse de yarın iyi olacaktır. Hücrede mi? Ne yaptıysak nüfuz edemedik. Bu müdür nereli? Almanyalı deyiz. Yumuşak Gestapo. Bu nasıl memleket? O kadar olay oluyor. Hala radyoda şarkı türkü çalınıyor. Kimsenin haber maber umrunda değil. Evet sevgili dinleyenlerim. Şimdi de güzel bir Ege türküsü geliyor. İzmir'den Elif, meçhul sevdiği için istiyor. Gedizler başı. Ya bu efelerin yaktığı iki mermi, bin yıldır türküleri çalınıp söyleniyor. Bizim arkamızdan bir mırıldanan yok. Gerçi kanımızda efelik olmasa, biz de bu dağ başına zor çıkardık ya. Bolu beyleri utansın. Acilen hastaneye kaldırmamız lazım. Böbrekleri iflas etmek üzere. Doktor bey, tedavisi burada mümkün değil mi? Tamam tamam. Hemen kaldıralım. Dua et de bu adam yaşasın. Şu anda yalnız kaldı. Sizden destek bekliyor. Ben ona her zaman destek verdim. Konseyimi aldım. Ama sonra dışladınız. Kardeşiz dediniz. Kardeş gibi davranmadınız. Buraya beni suçlamaya mı geldin? Hayır. Size teklifini iletmeye. Artık karısı aracılığıyla mı benimle görüşüyor? Karısı mı? Esther. Sen benim eski dostumsun. İkimiz de doğru insanlarla, doğru zamanlarda, doğru yerlerde olduk. Mehmet de ikimiz için doğru ortaklıktı. Ama artık değil. Onun yaptıklarını başkası yapsa, daha doğrusu arada sen olmasan, çoktan yok ederdim. Çünkü bunu hak etti. Hata yapmış olabilir. Ama Mehmet'i bugün yalnız bırakırsanız siz de küçük düşmüş olursunuz. Çünkü onun karşısında yeğlediğiniz çakır gibi küçük, Laz Ziya gibi miadı dolmuş bir güç. Daha fazlası değil. Teklifi ne? Konseye geri dönmek ve Laz Ziya. Benim de sana bir teklifim var. Kocan da olsa kaybedeni yanında yer alma. Bu o kadar kolay değil. Seninle eski dostuz dediğin gibi. Bilirsin ki hiçbir zaman kararlarımı tek başıma almadım. Beni de bugünlere getiren bağlı olduğum bir köküm var. Kökün güçlü olanın yanındadır. Kararını bana bildir. Çakır'ın konuş.
oluştuğu ikinci Susurlu kazasının ardındaki sır perdesini aralıyoruz. Kamuoyu dünden itibaren bu kazayı konuşuyor. Kumarhaneler kralı tombalacı lakaplı Mehmet Çolak'a ait olduğu belirlenen aracın içinde yaşamlarını kaybeden kişilerin meslekleri bütün dikkatleri Mehmet Çolak'a yöneltiyor. Bir gazete yayın müdürü, bir üst düzey devlet görevlisi ve eski emniyetçi o arabada ne arıyordu sorusu kafaları karıştırıyor. Aracın bagajında bulunan silahların kamuoyunda İsrail'den alınan kayıp silahlar olup olmadığı tartışılıyor. Bir iddiaya göre silahları tombalacı Mehmet'in sağ kolu olarak bilinen eski emniyetçi Burhan Erdemir'in illegal biçimlerde temin ettiği belirtiliyor. Bu silahlarla birçok eylem yapıldığı iddia ediliyor. Benimle ne alakası var? Alt tarafı bir arabanın içinde 4 kişi ölmüş. O kadar adam öldürdüm. Bir kamyon çarpması yüzünden bir saygısızlık göreceğim. Peki tombalacı lakaplı Mehmet Çolak kim? Küçük yaştan itibaren suç dünyası içinde yer alan tombalacı Mehmet adını lunaparklarda küçük çaplı kumar oynatarak duyurdu. Lakabını da bu yaşlarda aldı. İlk kez cezaevine zamanın ünlü kumarcılarından Ahmet Tozar'ı öldürerek girdi. Ahmet Tozar'dan başladıklarına göre bütün işleri bana yıkacaklar. Evet sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir habere göre Süleyman Çakır hastaneye kaldırıldı. Ünlü mafya babasının sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi. Duyduğum en iyi haber bu. Kamil! Efendim abi? Kamil, Çakır'ın hastaneye kaldırıldığını televizyondan mı öğreneceğim? Teyit et, bir ekip hazırla. Emredersiniz abi. Kamil, her halükarda morga gidecek. Emredersiniz. Şu anda elimize ulaşan son dakika haberine göre ünlü mafya babası Süleyman Çakır hastaneye kaldırıldı. Şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah kahretsin. Kaçmayı düşünecek zaman mı Çakır? 3 gün sonra dışarı çıkacağız. Eğer kaçmayı becerirsen infazın yanacak. Kaçmayı beceremezsen seni orada yaşatmazlar. Hayırdır, gider misin? Araban yok değil mi? Yok. Kardeş hakkını helal et. Sana borçlandık. Helale hoş olsun. Canın sağ olsun. Arabadakilerin tombalacıyla ne işi vardı, ben de öğrenemedim. Bu iş çok su kaldırır. Tombalacı ortalığı karıştırdıkça karıştırdı. Çakır'ın durumu nasılmış? Ağam ezmişler. Yazık. Körle köroğlun ne yaptın? Kör kuyuya attım. Kapı dışarı çıkarmadım. Mal nasıl olmuş? Ağam çocuklar tecrübe etti. Diler ki belli bir şey yok. Hadi canım. Abuzer. Emret ağam. Hoş geldiniz. Çek şela. Hoş gelmişsin ağam. Emrin yerine getirilmiştir ağam. Haber aldım. Oğlun kıvıracak bu işi ha Abuzer. Sayenizde efendim. Daha çok mesafe alması lazım. Ama istikbal vaat ediyor. Cehmuz. Sen misafirlerini burada mı ağırlıyorsun? Sayende yerimiz çok iyidir ağam. Sen ne görüyorsun ki Abuzer? Yazık, oğlun gençtir. Sizin gibi büyüklerimizin yakınında olmak, size hizmet etmek benim için tarifi mümkün olmayan büyük bir şereftir efendim. Maşallah, maşallah. Şeyhmuz, bu oğlana bak, diline vurmuş ha? Ağam. Sahibine sadıktır ama ittir nihayetinde. Havlar. Kusuruna bakma. 2 gün ara verin.
tekrar sipariş var. Ondan sonra daha rahat bir yere geçersiniz. Şeyh Muz, dediğimi unutma. Başım üstüne ağam. Ulan bir daha! Ağanın yanında ağzını açıp kalmazsan senin dilini koparırım, tamam mı? Bence ağa beni sevdi. Yok ya! Ulan zürriyetsiz! Seni baban mı sevdi ki ağa sevsin? Hoş! Heyvan! Nerede benim gözlüğüm? Çabuk, 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 çabuk! Çekil evci. Lütfen çekilin. Sen buraya. Çekilin. Sen buraya. Lütfen. Tamam. Sen sağda dur. Çabuk boşaltın burayı, çabuk. Mahkum, ne yapacaksan bizim yanımızda yap. Diyalize bağlanacak. Durumu nasıl? Acil diyalize girmesi lazım, yoksa böbreklerini kaybederiz. Hadi götürün arkadaşlar. Nereye götürüyorsunuz? Makineye bağlanacak. Tut sedyenin ucundan. Öyle. Hadi. Hadi. Çakır! Enişte! Ne yapıyorsun? Çakır! Enişte! Enişte! İşte o! Kimse kim? Girin! Çok zaman oldu görüşmeyeli. Ne var ne yok, nasılsınız? Artık sık görüşeceğiz Tuncay'cığım. Şeref duyarım. Büyük bir işe girdim. Senin de bu işin içinde olmanı isterim. Biliyorsunuz ben ortak değil de daha çok yardımcı olurum pozisyonum itibariyle. Yardım talep etmedik Tuncay'cığım. Estağfurullah. Ben o manada söylememiştim ama iş nedir? Ekstazi. Uyuşturucu. Sadece ekstazi. Cami duvarına ettin abiden. Sen her getirdiğin partiden payını alacaksın. Haftada 2-3 kez sevkiyat olacak. Ayda 1 milyona yakın para kazanırsın. Sana ortak olalım demiyorum. Payını veriyorum. Güvenilirliğini satın alıyorum. Uyuşturucu başka bir iş. Uyuşturucu benim işim değil. Bunlar sadece hap. Yine de düşünmem lazım. Benim için farklı bir mecra. Ve önemli bir karar. Birkaç gün müsaade etmenizi istiyorum. Sana mal satmaya gelmedim. Yapacağın işi söylemeye geldim. Sevkiyatın tarihini bildiririm. Hayırlı uğurlu olsun. Ver. Allah'ım ne olur bir şey çıksın. Çakır'ın durumu nasıl? Biri mi bir şey yaptı? Kendi kendine mi yaptı bilmiyorum ama böbrekleri iflas etmek üzere. Öğrenin geçin öyle hocalar oldu da kırıcımın evveli Fransız yapımı oluyor silah da 10 milimetre. Öğrenin Fransız yapımı. Aynı silah. Tetikçiyi vuran silahla kumarhanenin kapısını açan silah aynı silah. Aynı silah. Aynı silah.
54-55'ten merkeze. Polat Alemdar'ı yakaladı. Tekrar ediyorum. Polat Alemdar'ı yakaladı.